Ahmet Kekeç, iki mümtaz şahsiyet, iki müptezel. Kendilerini İslamcı diye tanımlayan arkadaşlardan haseten rica ediyorum. Muhbir Mümtezer'in ve ihaleci mütefekkir Ali Bulaç'ın ivasına kapılıp İslamcılık tartışmasına girmeyin. Savunma pozisyonuna geçmeyin. Ben Ali Bulaç gibi kendisine ajanlık teklif edilen İslamcılardan olmadım şeklinde cümleler kurarak bir algının oluşmasına hizmet etmeyin. Kısacası paralel oltaya gelmeyin. Profesör Mümtazer Türkene bu satırların yazarı hakkında iki adet ihbar yazısı yazmıştı. Savcılar Ahmet Kekeç'in niçin tutuklamıyor diyerek. Eskiden devlet için kurşun atan da kurşun yiyen de kutsaldır şeklinde laflar üretirdi. Yani cinayetleri kutsardı, yani tetikçiliği meşrulaştırırdı okudu, aydınlandı, profesör oldu, sayın muhbir vatandaşlığa yükseldi, tıynetinin icabını yerine getirdi. Bu iki mümtaz kişinin amacı İslamcılık meselesine katkı sunmak değil, bu kavram üzerinden AK Parti siyasetine vurmak ve nefret ettikleri Erdoğan'ı daha da zor duruma düşürmek. Bu iki mümtaz kişinin neredeyse kuralı kutsalı istikameti kalmadı. Pervasızca her şeyi kullanıyorlar. Her fitne ihtimalini değerlendiriyorlar. İslamcılık konusunda tartışma yapmaya çok meraklılarsa bu işe Pensilvanya'nın nevi şahsına münhasır İslamcılığından başlasınlar. İslamcılık düşüncesinin Müslümanlık iddiasının nerede tefessüh ettiğine baksınlar. Ortaya saçılan pisliklerle ilgili iki çift laf etsinler. Mesela Müslüman onun bunun mahremine girer mi? Kasetle şantaj yapar mı? Soru çalar mı? Ülkesine ihanet eder mi? İsrail'in çıkarlarını Türkiye'nin çıkarları üzerinde tutar mı? Bu ne biçim İslamcılık, bu ne biçim Müslümanlık? desinler. Polis muhbiri ve ajan arıyorlarsa yine kendi çevrelerine, kendi camialarına, kendi mesai arkadaşlarına baksınlar. Hülasa, hiçbir şekilde cevap vermeyin bu iki mümtaz şahsiyete. Hiçbir şekilde muhatap olmayın karın ağrılarını bilmiyoruz. Biri ihale almak istedi, dönemin başbakanıyla görüştü. Sen mütefekkir adamsın, ihaleyle parayla pulla ne işin olur gel danışmanlığımı yap cevabı üzerine bozuldu. Muhalif saflara intisap ediverdi. Muhalifken bile nedense gözü bu taraftaydı. Daha doğrusu muhalifliğinin bu tarafla irtibatını koparmamak ve pazarlık şansını yükseltmek için kullandı. Bir ara ben buralardan sıkıldım, yazacak bir gazete bulun bana dedi. Özenle gazete aradılar kendisine. Buldular da ama abimiz beğenmedi. Önerilen gazete küçük gelmişti. Daha büyük bir gazetede yazmak istiyordu. Sabah yazarlığı teklif edilseydi hayır demeyecekti. Köşesine kurulup İslamcılık üzerinden bu kez mülaneci kesime laf gönderecekti. Diğerinin hikayesi daha kısa daha basit. Milletvekili olmak istedi, olamadı. Olamamasının sebebi egosudur. Ben koskoca Mümtazerim. Beni tanımıyor musunuz ki mülakat ayağına çağırıp sorguya çekiyorsunuz? tavrına girince listeye konulmadı. Budur. Bütün düşmanlıklarının nedeni budur. İlle de cevap vermek, tartışmaya dahil olmak istiyorsanız bu iki mümtaz şahsiyete şu soruları sorun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan hangi ihaleleri aldın ve bankamatik danışman olarak bankamatikten ne kadar para çektin? Bu soru ihaleci mütefekkire sorulacak. Diğerine sorulacak sorularsa şunlar. Buyurmuştun ki bu hükümetin akıbeti Şubat ayının ortasında belli olacak. Ve eklemiştin. Adaletin keskin kılıcı inecek bazı başlar düşecek. İlginçtir. Tape ortağın Umut Oran'da Erdoğan 30 Mart seçimini göremeyecek helikopterle ve altınlarla kaçacak diyordu. İddialı öngörülerde bulunuyordu. Ortada hükümetin akıbetini sınayacağımız bir durum olmadığına göre neyi ima ediyordun Mümtazer? Ne olacaktı Şubat ayının ortasında? Bir darbeyi mi haber veriyordun? Bir toplumsal altüst oluşa mı işaret ediyordun? Bir kaset müjdesi mi veriyordun? Ne olacaktı Şubat ayının ortasında? Bu soruları herhalde paralel soruşturmasını yürüten savcı da soracaktır. Dökül bakalım mümtezer diyecektir. İki Mümtaz şahsiyetin durumu böyle. İki müptezele gelince hiç gelmeyelim. Yerimiz kalmadı çünkü. Birini yani müptezellerden ilkini dün Yeni Şafak'tan Ali Bayramoğlu yazdı. Basın piyasasının tanıdığı en karaktersiz elemanlardan biridir. İkinci müptezeli geniş bir zamanda ben yazacağım. Ahmet Kekeç, Star.